Yüzyıllardır etrafımızdaki farklı maddeleri gözlemliyoruz. Çevremizde bulunan farklı özellikteki farklı maddeleri. Işığı yansıtanlar, yansıtmayanlar, rengi olanlar, olmayanlar, belirli koşullarda katı halde bulunanlar, sıvı ya da gaz halinde bulunanlar, bir dolu. Ayrıca bu maddelerin belirli koşullarda birbirleriyle nasıl etkileştiklerini gözlemliyoruz. Burada bu maddelerden bazılarının fotoğrafları var. Bu karbon, grafit formunda, buradaki kurşun, ve buradaki de altın. Fotoğrafları buradaki web sitesinden, web adresinden aldım. Bu maddelerin hepsi oda koşullarında katı haldedir. Havayı düşünecek olursak, havanın yapısında bulunan parçacıkları düşünecek olursak, havanın yapısında temel olarak oksijen, azot ve karbon bulunur. Ve bunların da birbirinden farklı özellikleri vardır. Bazı maddelerde sıvı halde bulunur. Bu fotoğraflardaki maddeleri düşünecek olursak bu maddelerin sıcaklıklarını yeterince yükselttiğimizde sıvı hale geçebilirler. Altını ya da kurşunu yeteri kadar ısıtırsanız, yeterince ısıtırsanız sıvı hale getirebilirsiniz. Ya da buradaki karbonu yakarsanız karbondioksit gazı açığa çıkar ve atmosfere salınır. Tüm bu özellikler yüzyıllardır gözlenen ve incelenen özelliklerden bazıları. Çok eski zamanlardan beri üzerine düşünülen bir soru var. Eskiden felsefi açıdan cevaplanan ama benim şimdi daha bilimsel açıklayabileceğim soru şu. Eğer buradaki karbon parçasını bölmeye başlarsam ve sürekli olarak da daha küçük parçalara bölmeye devam edersem, ulaşacağım en küçük parçacık ya da en küçük birim hala karbonun özelliklerini gösterir mi? Karbonun özelliklerini göstermeyeceğini düşünebilirsiniz ama gösterir. Buradaki tüm maddelerin kendilerine has özellikleri vardır hepsi saf maddelerdir. Belirli koşullarda belirli kimyasal özellikleri vardır. Belirli şekillerde tepkime verirler. Ve tüm bu maddelere element diyoruz. Element. Karbon bir elementtir, kurşun bir elementtir, altın bir elementtir. Peki, su bir element midir? Geçmişte insanların suyun element olduklarını düşündükleri zamanlar oldu ama şimdi biliyoruz ki suyun yapısında farklı atomlar var oksijen ve hidrojen elementlerinden oluşuyor. Bütün elementleri buradaki periyodik sistemle ve periyodik cetvelde görebiliriz. C harfi karbonu belirtir. Karbon canlıların yapısında en çok bulunan element olduğu için en aşina olduğumuz, en iyi tanıdığımız element. Ama tüm bu elementlerle, daha doğrusu çoğuyla günlük hayatımızda karşılaşabiliriz. Bu oksijen, bu azot, bu silisyum, A ile gösterilen altın, bu kurşun. Tüm bu elementlerin yapı taşları atomlardır. Atomlardan oluşurlar. Yani bu karbon parçasını çok küçük parçalara bölmeye başladığımızda en sonunda artık bölinemeyecek bir parça ya kadar küçülttüğümüzde karbon atomuna ulaşırız. Aynı şeyi altına yaparsak altın atomuna ulaşırız. Aynı şeyi kurşuna yapacak olursak yine aynı şekilde kurşun atomlarına ulaşırız. Ve bu atomlara hala kurşun deriz. Çünkü hala kurşun elementinin özelliklerini gösterirler. Şimdi size fikir versin diye hayal etmesi bile zor bir şeyden bahsedeceğim. Atomlar inanılmaz derecede küçük tanecikler. Hayal edilemeyecek kadar küçük. Örneğin karbon. Saçım karbon atomlarından oluşuyor. Tabii vücudumun büyük bir kısmı da aynı şekilde. Hatta tüm canlıların büyük bir kısmında karbon elementi oluşturuyor. Eğer bir tane saç telimi alırsam Saçımın karbon yapılı olduğunu söyleyebilirim, değil mi? Şimdi saç telimi çizeyim. Peki şimdi bir tane saç telim kaç karbon atomu genişliğinde? Uzunluğundan bahsetmiyorum, genişliğinden bahsediyorum. Saç telimin genişliğinden, eninden. Bir tahminde bulunun. Acaba saçım kaç karbon atomu genişliğinde? 1000, 10.000, 100.000. Hayır, bir saç telim 1 milyon karbon atomu genişliğinde, karbon atomu genişliğinde 1 milyon. Ortalama bir insan saçı ile 1 milyon karbon atomu genişliğinde. Tabii tam 1 milyon diyemeyiz, yaklaşık 1 milyon. Ve bu örnek belki size atomların ne kadar küçük olduğu konusunda biraz fikir vermiştir. 1 milyon tane herhangi bir şeyi yan yana koyduğunuzu düşünün. Saçınızın uzunluğundan değil, genişliğinden bahsediyoruz. Bir saç telinin genişliğini görmek bile bu kadar zorken yan yana 1 milyon atomu hayal edin. Şahane. Şimdi elementleri oluşturan taneciklerin atomlar olduğunu biliyoruz. Bütün elementlerin atomlardan oluştuğunu biliyoruz. Ama bu atomları da oluşturan daha küçük temel tanecikler var. Karbon atomlarını oluşturan, bütün atomları oluşturan daha da küçük temel tanecikler var. Ve atomlar bu temel taneciklerin sayısı ya da düzenlenişiyle tanımlanırlar. Bu temel taneciklerin sayısını değiştirirseniz, elementin özelliklerini değiştirebilirsiniz. Kimyasal özelliklerini değiştirebilirsiniz, hatta elementin türünü değiştirebilirsiniz. Şimdi daha iyi anlamak için periyodik sistemimize geri dönelim ve elementlerimize bir bakalım. Temel taneciklerden biri protondur. Çekirdekteki proton sayısı, çekirdekten birazdan bahsedeceğiz, elementin türünü belirler. Periyodik sisteme bakacak olursanız elementler atom numaralarına göre dizilmişlerdir. Atom numarası atomun çekirdeğindeki proton sayısına eşittir. Tanıma göre hidrojenin bir tane protonu var. Elyumun iki protonu var. Karbonun altı protonu vardır. Proton sayısı 7 olan karbon atomu bulamazsınız. Proton sayısı 7 olan atom azot elementine aittir ve karbon atomu olamaz. Oksijenin 8 protonu vardır oksijen çekirdeğine bir proton daha ekleyebilseydiniz artık o element oksijen olmazdı, flor olurdu. Yani proton sayısı elementin türünü tanımlar. Proton, elementi tanımlar. Proton sayısı atom numarasına eşittir. Burada da görebileceğiniz gibi periyodik sistemde, periyodik cetvelde element sembollerinin üzerinde yazılan sayılar atom numaralarıdır. Atomun diğer temel tanecikleri elektronlar ve nötronlardır elektronlar ve nötronlar. Şimdi kafamızda bir model canlandırmamız zor soyut bir kavram. Bundan başka videolarda bahsedeceğiz ama başlangıç olarak şöyle diyelim. Protonlar ve nötronlar atomun merkezinde bulunan çekirdekte yer alırlar. Örneğin karbon atomuna bakalım. Karbonun 6 protonu olduğunu biliyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Karbon 12'nin 6 tane de nötronu var. Farklı sayıda nötronu olan karbon atomları da var doğada. Nötron sayısı değişebilir, elektron sayısı da değişebilir ama bunların değişmesi elementin türünü değiştirmez. Hala aynı elemente ait bir tanecik olur. Ama proton sayısı değişemez. Proton sayısı değiştiğinde farklı bir element atomundan bahsediyor oluruz. Şimdi karbon 12'nin çekirdeğini çizmeye devam edelim. Nötronlara bakalım, nötronları gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu çizdiğimiz karbon 12 atomunun çekirdeği. Karbon 12. Böyle de gösterebiliriz. Ayrıca proton sayısını da bu şekilde buraya yazabiliriz. Peki neden karbon 12'yi bu şekilde yazdım? Çünkü 12 çekirdekteki toplam proton ve nötron sayısına eşittir. Bundan da daha sonra bahsedeceğiz. Çekirdekteki toplam proton ve nötron sayısı. Karbonun atom numarası yani proton sayısı da 6 idi. Bu değeri belirtmek için de 6'yı buraya yazdık. Karbon atomunun merkezinde çekirdek var. Ve karbon 12'nin çekirdeğinde 6 tane proton ve 6 tane de nötron var. Peki karbon 14 desek. Karbon dediğimize göre, karbon elementinden bahsettiğimize göre proton sayısı hala 6 ama nötron sayısı ne olacak? 8. Yani nötron sayısı değişebilir. Bizim burada çizdiğimiz karbon 12 atomu nötr bir tanecik. Nötr olması demek, elektron sayısının da 6 olması demek. 6 elektron da çizelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu çizdiğim atomun yapısının temel bir gösterimi oldu. Elektronlar ve çekirdek arasındaki etkileşimi gösteren basit bir çizim. Elektronların çekirdeğin dışında sürekli hareket halinde olduğunu hayal edebilirsiniz. Atom modellerinden birinde elektronların yörüngeler üzerinde hareket ettiği tanımlanır. Aynı güneş sisteminde belirli yörüngelerde hareket eden gezegenler gibi. Ama gerçekte bu böyle değildir. Bu gösterim iyi bir başlangıç noktası ama atomun gerçek yapısını konuşmamız bu seviye için gerekli değil. Elektronların gerçekte yörüngeler üzerinde bulunmadıklarını açıklamak için kuantum fiziğine girmemiz gerekir ki şu an buna hiç gerek yok. Bizim için önemli olan atomun merkezinde çekirdeğin yer aldığı ve elektronların ise çekirdeğin dışında sürekli hareket halinde olduğu. Peki, çekirdeğin dışında bulunan bu elektronlar neden uzaklaşıp gidemiyorlar, neden çekirdeğin etrafında kalıyorlar? Protonlar pozitif yüklü taneciklerdir. Elektronlarsa, negatif yüklü tanecikler. Çok temel düzeyde hatırlayacak olursak, elektromanyetik kuvvetlere göre zıt yüklü tanecikler birbirlerine çekim kuvveti uygularlar, değil mi? Yani, zıt yüklü tanecikler birbirlerini çekerler. Protonlar ve elektronlar da zıt yüklü tanecikler oldukları için birbirlerini çekerler. Nötronlarsa, yüksüz taneciklerdir. Nötronların yükü yoktur ve çekirdekte bulunurlar. Nötronların da elementlere kattığı bazı özellikler var tabi ama elektronların çekirdeği olan bağlarıyla bir alakaları yok. Yani az önce bahsettiğim çekim gücüyle bir alakaları yok. Zıt yüklü oldukları için elektronlar protonlar tarafından çekirdeğe doğru çekilirler. Çekirdeğin dışındaki elektronlar da inanılmaz yüksek bir hızla hareket ederler. Elektronların protonlar tarafından çekilmelerine rağmen neden çekirdeğe yapışmadıkları ise yine kuantum fiziğiyle açıklanabiliyor ve bu detaylardan daha bu videoda bahsetmeyeceğiz. Şimdilik çekirdeğin dışında yer aldıklarını ve çekirdeğin içine düşmediklerini bilmeniz yeterli. Yapışmadıklarını bilmeniz yeterli. Daha önce söylediğimiz gibi 6 proton karbon atomunu tanımlar. Oksijenin 8 protonu vardır. Peki ya elektronlarının durumu? Elektronlara baktığımızda elektronlar başka atomların elektronlarıyla etkileşebilirler. Elektronlar alınabilir ya da verilebilir. Bu nedenle farklı formlarda birçok tanecik vardır. Ve kimyada elektron sayısı önemlidir. Bir atomun kaç elektronu olduğu önemlidir. Bir taneciğin kaç elektronu olduğu, elektronların alındığı mı yoksa verildiği mi önemlidir. Bir atomun etkileşeceği diğer atomun elektron sayısı önemlidir. Bir atomun başka bir atomla nasıl etkileşeceğini elektronlarına bakarak belirleyebilirsiniz. Nasıl bağ yapabileceğini ya da bağ yapıp yapmayacağını belirleyebilirsiniz. Ve bunlarla ilgili daha fazla bilgi ilerideki videolarda göreceksiniz. Örneğin başka bir atomun karbon atomundan bir elektron alması olası bir durum mudur? Yine daha sonra bahsedeceğiz ama elektron ilgisi, elektron ilgisi atomların elektron alma isteğinin ölçüsüdür ve elementlerin elektron ilgisi değerleri yani elektron alma istekleri birbirinden farklıdır. Eğer karbonla etkileşecek diğer elementin elektron alma isteği karbonunkinden fazlaysa, bu bir elektronu alabilir. Ve bu durumda bu karbon atomunun elektron sayısı proton sayısından daha az olur. Yani 5 elektronu ve 6 protonu kalır. Taneciğin net yüküne bakacak olursak da tanecik pozitif yüklü hale geldi diyebiliriz. İlk çizimimize tekrar bakalım. 6 proton ve 6 elektron vardı. Yani yüksüz ve nötr bir tanecikti. Bir elektron kaybettiğinde 5 elektronu kaldı ve net yükü pozitif olan bir taneciye dönüştü. Bunların hepsinden ileride çok ama çok daha detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Bütün bunlar gittikçe eğlenceli bir hal alacak. Biz burada bu videoda element kavramından atom kavramından ve atomun temel taneciklerinden bahsettik. Temel taneciklerin atomların yapısını ve özelliklerini belirlediğinden bahsettik ve bu yapı taneciklerinin bir atomdan diğerine yer değiştirdiği zaman elementlerin özelliklerinin değiştiğini öğrendik. Şimdilik bu kadar yeter.